Amerika Birleşik Devletleri'ndeki jürili duruşma başladı. Zarrab'ın gardiyanlara rüşvet vererek cezaevine kadın ve uyuşturucu sokmaya çalıştığı ortaya çıktı. Halen cezaevinde kolluk kuvvetlerinin gözetiminde olduğu öğrenilen Zarrab duruşmaya kelepçeli getirildi. İşte duruşmanın ilk gününden notlar. Efendim, niçin gözaltına aldınız? Savcılıkla anlaşıp tanık olan Zarrab tutuklu olduğu dönemde rüşvet verip cezaevine kadın sokmaya çalıştı. İşte bu iddia jürili duruşmaya damgasını vurdu. İlk duruşma karşılıklı suçlamalara sahne oldu. Atilla Zarrab'ı savcılıksa Atilla'yı hedef aldı. Bomba iddia Atilla'nın avukatından geldi. Zarrab'ın New York cezaevinde kaldığı günlerde gardiyanlara rüşvet verip cezaevine kadın sokmaya çalıştığını, hatta içki, uyuşturucu ve yiyecek temin ettiğini ileri sürdü. İşte tüm bunlar Zarrab cezaevinde bile alışkanlıklarından geri durmadığı yorumlarına neden oldu. Duruşmanın ilk günü yargıç gizlediği ortadan kalkan belgeleri de paylaştı. İşte Zarrab'ın suçlamaları kabul ettiği belge 26 Ekim tarihli. Yani Zarrab'ın bir ay önce itirafçı olduğunun da belgesi. Kararı hiçbir zorlama ve baskı altında olmadan kendi isteğiyle aldığını söyledi. Zarrab'ın imzaladığı belge 7 maddeden oluşuyor. Bunların 6'sı İran'a yönelik ambargonun delinmesi. 7. madde ise cezaevinde rüşvet verme teşebbüsü. Hepsini kabul etti. Çapraz sorguya alınacak ve bugün yarın ifade verecek. Önümüzdeki 3 günde Zarrab'ın ne diyeceği merak konusu. Zarrab'ın halen cezaevinde ABD kolluk kuvvetlerinin gözetiminde olduğu da ortaya çıktı. Henüz tanık olarak mahkemeye çıkmadan önce savcının yıldız tanık diye gösterdiği Zarrab'a Atilla'nın avukatı zehir zemberek suçlamalar yöneltti. Süleyman Aslan Zarrab'dan utanmazca rüşvet aldı dedi. Zarrab'la ilgili ne düşünüyorsunuz? Rocco müvekkilini yüksek makamlara ayakkabı kutularında rüşvet yollayan Atilla değil Zarrab'tı. Sanık sandalyesinde oturması gereken Zarrab. Az ceza alma ya da hiç ceza almama umuduyla savcılıkla anlaştı. Savcılık Zarrab'ın sırtını sıvazlıyor diye savundu. Yaşamam olacak efendim.